kadına şiddet uygulandığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen hapis cezası bu arada Yargıtay tarafından onanmış durumda. Konya'da Ayşe Dırlay'a şiddet uyguladığını düşündüğü sevgilisi Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi geçen yıl Temmuz ayında tahliye edilen Şeker'in davası Yargıtay'a gönderilmişti biliyorsunuz. Yargıtay yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı. Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'e verilen cezanın az olduğunu, Şeker'in avukatları ise verilen cezanın fazla olduğunu savunmuştu. 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla kesinleşmiş durumda diyelim.